Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Hep söylüyorlar, her başarılı erkeğin işte arkasında bir kadın vardır. Ben ona katılmıyorum. Her başarılı erkeğin önünde eteğinden tuttuğu bir kadın vardır. Ben tekrardan Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Lütfen kabul buyurun. Sizleri seviyoruz, sizleri önemsiyoruz. Bizim önemsememiz hiçbir şey ifade etmiyor. Sizi dininiz önemsiyor, peygamberimiz önemsiyor. Dolayısıyla cennetin ayakları altına konulduğu insanlara bizim de saygımız sonsuz. Sizlerin şahsında bütün annelerinize, ailelerinize de hürmetlerimi iletiyorum. Senort'ta yoğun olarak AVM'lerimiz var. Bunların içerisinde yapılan el ürünlerinin sergilenmesi ve satışına yönelik bir çalışmamız var. Ben tekraren bütün kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum. Kurs merkezlerimize, kültür merkezlerimize bekliyoruz ve spor yapmaya bekliyoruz. 100 bin sporcumuzdan biri de kadınlarımız olsun istiyoruz. Teşekkür ederim. Esenyurt Belediyesi olarak hanımlarımız... Öncelikle bugün bu programı düzenleyen Sayın Belediye Başkanımın öncülüğünü yaptığı bir koordinasyon bu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dünya Erkekler Günü de istiyorum. Değerli Belediye Başkanım. Ben bunu söyledim. Dediler ki her gün, hani her gün deliye bayram derler ya. Bayanlar, birkaç tane bayan dedi ki her gün Erkekler Günü dediler. Evet. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun diyorum. Hepinize saygılarımı söylüyorum. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi... Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her yıl 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Biz de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Haklarını ve hukuklarını koruma noktasında, sahip çıkma noktasında elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu minvalde, bu anlamda biz önümüzdeki döneme kadınlarımıza yönelik bir takım projelerimiz var. Bu projelerimiz öncelikle kadınlarımızın, ev hanımlarımızın el işi ürünlerini satabilecekleri, burada gördüğünüz gibi işte meslek edinme kursunda öğrendikleri mesleği üretime dönüştürüp ürettikleri şeyleri de satma noktasında bir sıkıntı ortamı yaşıyorlar. Biz buna yönelik kapalı çarşı mimarisiyle bir kadınlara yönelik bir çarşı yapacağız. El ürünleri çarşısı diye ve el ürünü, el işi üretilen tüm ürünleri ve sanat eserlerini getirip orada satacaklar. Böylece inşallah kadının mutlu, huzurlu olduğu bir Esenyurt'ta bütün toplumun mutlu ve huzurlu olacağını biz biliyoruz. Bu vesileyle işin merkezine kadınlarımızı koymuş durumdayız inşallah.